Eğer adalet en düşük performanslıyı her hafta bulup yazmaksa zaten bütün yarışmacılar adaletten kopmuş gitmiş demektir. Benim Bence adaleti öyle. buldu. Bence öyle değil. Çünkü benim adaletten kastım. Adalet beklentim en düşük performanslı yarışmacının potaya çıkması değil devamlı. Adaletten kastım bir sistem oturtulmaya çalışıldı ve kadın elemek istiyoruz denildiğinde her ne kadar dediğine yüzde katılıyorum. Yazmak istemiyorlardı. Daha doğal bir şey olamaz. istemiyorlardı evet. Yakın iyi anlaşıyor olabilirlerdi bir noktaya kadar. Ama baktılar ve gördüler. Üç kadın girdiğinde bugün Ayşe'nin güzel bir açıklaması var. Eğer buraya bir erkek aday girseydi bu üç kadının Hakkına girilmiş olacaktı diye düşünüyorum dedi. Ben de ona katılıyorum. Ve bunu gördüler. Ve buna rağmen Yağmur'la iyi anlaşmalarına rağmen bugün elde %100 şans varken bak bu fotoda bir erkek bile olsa Yağmur'u yazmasınlar ben eleştirmem. Bugün bu potada üç gönüllü kadın varken dördüncüyü de yakında olsalar yağmuru sokarak adalet sağdılar. Zaten daha önceden yağmuru yazmamalarını eleştireceksek o zaman bütün yarışmacıların neden yakını olup da en kötü performanslı olan yarışmacıları yazmadığı için adaletsiz davrandığını da sorgulayalım. Zaten ben sevgili Anzade'cim bu duruma ehveni diyorum. Yani kötülük iyisi. Bu arkadaşlar zaten bütün haftalardır performansları kötü olan yarışmacıları yazmamız gerektiğini karşı taraftan ilk bak Anıl'ın açıklaması var. Karşı taraftan ilk seçilen yarışmacıları yazmamız gerekiyor. Tamam Anıl. İlk seçilen kim? Murat abi bilir. İlk seçilen kim abi? Ünlüler, gönüllerden, kadınlardan ilk kim seçiyor? Ee, evrim. 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 İkinci? Ayşe. Yok. Yağmur. Yağmur. En çok seçilen Ayşe. ikinci yarışmacı Yağmur. O zaman Anıl'ın bu açıklamayı yaptıktan sonra da zaten bana sorarsanız ben bu oylamaya ne zaman madem performans adı altında ilerliyorsak eğer, eğer biz performans tandası altında ilerliyorsak o zaman gidişat şöyle olmalıydı. Bak ben bugün e, Murat abi bana diyor ki sen evrimi evet ben evrimi destekliyorum Survivor'da birinci isim olarak evrimi yazardım. İkinci isim olarak Yağmur'u yazardım. Nisa ve Ayşe dedi Ayşe'yi veya Nisa'yı Nisa'yı veya Ayşe'yi diye getirirdim. Bu arkadaşlar dördüncü dokunulmazlığı kaybettikten sonra artık başka alternatifleri kalmadığı için yazıyorlar. Yani biz burada adaleti sağlıyoruz değil. Bana sorarsanız bugün Yağmur o gün oraya yazılacağını bilerek geliyor. Yüz ifadesinden de bence çok belli. Ondan önceki günlerde potoya girmeyeceğini de çok iyi biliyor. Ben mesela Yağmur'un suratına baktığım zaman hiçbir şaşkınlık görmüyorum. Hani aa ben şimdi potoya girdim. Aa şimdi potodan çıktım. Aa bu, bu hafta Ayşe girdi. Bu hafta Nisa girdi diye. Yağmur hepsinin bilincinde. Ayşe'nin gireceğini de biliyordu. Nisa'nın gireceğini de biliyordu. Son oylamada artık Yol kalmayınca bugün kendisini gireceğini de çok iyi biliyor. Zaten, zaten Gökhan'ı yazarken dört... söyledi, Gökhan Hı. senin adın çıkmayacak büyük ihtimalle ama seni yazıyorum dedi. Zaten biliyordu. Yani... yani zaten senin bahsettiğin 4 Nisan'daki oylamada her şey belli oldu. O gün çünkü ellerine fırsat geldi karşıt grubun. Hı. Gökhan maalesef takıntısından dolayı o gün o fırsatı teptikten sonra Ardahan gitti ve zaten sayısal olarak azaldılar. Bundan sonra zaten ancak ve ancak böyle vicdanlarına dokunursa yazabilirlerdi Yağmur ki öyle oldu. Çünkü bu saatten sonra biz ne dedik? O günkü ben yaptığımız programı da hatırlıyorum. Yani bu fırsat tepildikten sonra çünkü önlerine gelmişler. Sadece hikmet yazmayacaksın boş ay aslında bence. Yağmur yazacaksın Gökhan ve o gün yağmur çıkacak. Ama sen o gün Ardahan'ı kaybettin o potada, o oylamada. Ardahan'ı kaybettikten sonra sayısal üstünlüğü de kazandı arkadaşlar. Ondan sonra yağmur tabii ki bilir. Yağmur çıkmayacağını bilir. E şimdi diyorsun ki birinci oylamada mesela evrimi yazarım. ikincisinde ya bu kadar da adalet... Yani o kadar beklenmeyebilir. Şimdi bak şöyle bir şey var. Az daha geçen gün biz Yağmur'la Nagihan'ın performansını bir tutan diyaloglar izledik. Evet ama, ama sedalar söylüyor. Zaten Sedalar'ı da eleştirdik. Efendim ay pardon. İhsan'a hanzade dedi. Hayır özür dilerim. Hanzade sen dün yorulmuştun o Ben de az önce değindim. Evet yani sonuçta <laughs> Sema öyle bir şey diyor ki sanki Nagihan Yağmur. Hayır. Ama şu var. Yani Yağmur'la da Ayşe arasında, Yağmur'la da e, Nisa arasında mükemmel farklar yok. Hatta evet, dip dibeler. Bak birleşmeden sonraki fark. Yağmur en üstte. Bak yağmur Suda ve Seda'dan sonra birleşmeden sonra yağmur en tepede. Bak %37 ile diğerleri %36 ve %35 birleşmeden sonra. Ama en başından beri de bu sefer en tepede Ayşe var. Yani o kadar birbirlerine yakınlar ki. Şimdi arkadaşlar da tabii ki birbirlerine yakın adaylar varken tercih yapabilirler ya. Ya şimdi bu masada şimdi sizin ikinizin performansı aynı. Ama Hazal'de bana yakın. E ben niye seni yaz şey niye Hanzade yazayım ben seni yazarım. Ama sırası geldiği zaman Hanzade yazarım. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani farklı ben değişkenler zaten... var yazma denkleminde. arkadaşlar buradaki şunu ayıralım. Ben bunu evet arkadaşını tabii ki en sona atacak ama arkadaşı olduğu için en sona atıyormuş gibi konuşmuyor ki bu insanlar. Bu Sen insanlar sedaya, böyle konuşmuyor. Sedaya, sude'nin söylemlerini. Hayır, Anıl'ın söylemini de katıyorum işin içine. Berkan'ın geçen hafta kendi Sude'yi yazarken söylemini ve ondan sonra verdiği o oy oydaki farkı da ifade etmeye çalışıyorum ben burada. Açık oylamada, şimdi açık oylama açık Ama İki açık şey oylama başka, şey. başka bir şey. Yapınca. Niye açık oylama başka bir şey? Arkadaşlar şimdi Allah i̇şte çünkü Allah. Değişkenler var diyorum şimdi. Neden ya yani? şimdi Berkan açık bir adam. Normal atmayan adam açık oylamada yakın arkadaşından tercih evet. kullanabilir. Ya. Çünkü ikisi arasında bir fark yok. Bir şey olarak Sevgili da yok, insan. performans olarak Sevgili da. Sevgili insan Berkan gidip Sude'ye ben kadınlardan eksilmesini istiyorum deyip Sude'yi yazdıktan sonra açık oylamada Gökhan'la Yağmur arasında kalınca Gökhan gitsin diye oyunu kullandığı zaman bu bir çelişki değil midir? Tercih. Değil. O bir tercih. Değildir. Çelişki değil. Hayır, tercih. tercih zorunluluğu. Hayır. O gün zaten bir, bir boş oy kullanmış. Başkaları karar versin demiş. Olaydan kaçmış. O gün zaten Gökhan oyunu kullansa o gün zaten Yağmur aday olacak. Ve belki de Berkan yüzünden aday olacak. Çünkü Berkan o gün boş oy attığı için aday olacaktı. Ama açık oylamaya gelince iş... Hangisi olsun? Şimdi ikisinin performansı e kadın, için i̇şte konseye, kadın, kadın gitsin benim için düş. Ben diyor konseye. Kadın gitsin isteği büyüktür. Yağmur gitsin, isteği değil Ay, demek. Kadın, gitsin Aynen, zaman öyle zaman değil değil demek. bu hafta Tamam, tamam bu çok kolay. demek. Aynen demek. Potaya çıkmadın bir denklem olarak düştü. Tamam X artı Y artı Z eşittir bilmem ne değil. X mesela atıyorum arkadaşlık ilişki olsun. Ondan biraz al. Yani sen atıyorum 5X alırsın. Ben daha az alırım. Yani ben performanstan daha çok alırım. Ama biraz arkadaşlığımdan alıyorum. Biraz performanstan alıyorum. Ve Ondan sonra karar veriyorum potaya kimin çıkması gerektiğine. Dolayısıyla ben bu denklemleri yaptığım zaman karar aldığım isim çıkmıyorsa ve sonra bana iki isim mecbur tutuluyorsa. Yani evet ben kadın gitsin ee, denk şeyinden, değişkeninden biraz aldım. Biraz performansa baktım, biraz da arkadaşlık ilişkime baktım, bir isim belirledim. Ama sonra o isim olmadı ve bana dendi ki bu ya da bu gidecek Hanzade. Yani o zaman ben tekrar bütün değişkenlerimi baştan başa sarıp tekrar düşünüp Ondan sonra kendi içimdeki adaletime karar veriyorum. Adalet demek değildir ki performans. Adalet demek değildir ki sadece arkadaşlık. Ama bütün bu denklemler düşünüldüğünde İki isimden birini seçmek çelişki değil, tercih zorunluluğudur. O zaman ben bugün de... gördüğümüzde adaleti sağlayacak, arkadaşı olmasına rağmen, evet en sona saklamasına rağmen en doğru hareketi yaptıklarını düşünüyorum bu isimlerin. Onu biliyorum zaten. O konuda şüphemiz yok. Ben de şöyle Bence düşünüyorum. Bence çoğu insanın şüphesi yok bu arada. Bu gece izleyen gerçekten dürüst Bence şeffaf insan izleyen. Bence çoğu insanın adına konuşma. Yani çoğu izleyen adına konuşma. Niye Bak. şeffaf izleyen? O zaman ben de tam tersini söylerim. Çünkü... Bence gerçekten şeffaf izleyenler bugün zorunda kaldıkları için yağmurun ismini Yağmur yazdıklarını biliyorlar abi. yani. Zorunluğum Zorunluğum yazabilirlerdi evet. Zorunluluk evet. diye bir şey yok. Evet zorunluluk işte ben de şöyle Abi söylüyorum. Zorunda kaldılar Zorunluğumda... dersen sanki Zorunluğumda... mecbur kaldılar. Hayır. Hayır mecbur kaldılar derken haftalardaki şunu söylüyorum haftalarda Geçen haftalardaki Sevgili gibi insan... seçenek arasında kaldılar ama bu sefer yağmuru yazmak durumunda kaldılar. Çünkü bu hafta daha fazla dile getirdiler. Sevgili İhsan benim neden zorunda kaldıkları dediğimi sen yıllardır Survivorı yorumlayan bir yorumcu olarak çok iyi biliyorsun. Bugün Survivorı kaybederlerdi. Bak bugün. Ya Bugün Survivor'ı kaybederlerdi. Hiç belli olmaz. Bugün o yanlış da yapsalar oradan da geri dönüş olabilirler. Son bir ayda bir performans yaparlar. Bunlar unutulur. Sonuçta daha Nisan ayı. Final bizim ama önemli olan şu. Oluyor. Tabii ama önemli olan şu. İzleyici şimdi e, kendi Notunu veriyor. Hayır evet. bak kendi izleyici her zaman Robin Hood'unu arar tamam mı? Arar yani. Hani e, kötüden alıp iyiyi destekleyeni arar. Adaleti sağlayanı arar. Yani Doğru. şimdi mesela ben de Survivor'ı izlerken bu kadar firavun içerisinde Musa'yı arıyorum tamam mı? Bence birçok izleyen de şu anda ekranda Musa'yı arıyor. Arıyor ama bulamıyor. Bulsa zaten bir tane isim ya, üstünde. Buluyorlar. Efendim? Herkes kendisinin yani Hayır işte oluyor. ama şöyle orada sonunda yani arıyor bence daha çok şu anda daha tam olarak kararını vermemiş ben çok büyük bir kitle görüyorum. Var var bence. Ya yani bak bugün... Survivor'da şu anda evet kemik kitleler var ama birçok izleyen de tamam bu şampiyon olmalıdır diyeceği bir adamın şu anda tam olarak çok ön planda olduğunu ben açıkçası düşünmüyorum. Ya. Çok bence kafa mi? kafaya giden bir yarışma bugün var. arkadaşlar diyelim. bence ben olması bunu... gereken doğru hamle yaptı zorunda değillerdi. Zorunda demek yanlış bir şey. yani Zorunda. Sadece tek aday yok. Benim fikrim bu. Hayır zorunda değillerdi. Olması gereken, adaleti sağlaması gereken aday Yağmur'un yazılmasıydı ve Yağmur'u yazdılar. Olması gerekeni yaptılar. Ben de tebrik ediyorum. Bu kadar. Yani üstüne başka bir şey konuşmaya gerek olduğunu düşünmüyorum. Ben fikrim ama bu konuda ayrılıyor. Sizin ya, tabii de tabii aynı fikirde olamaz diyor. yani. Hiç, Hiç şey, şey demiyorum. Mesela senin fikrinle benim fikrim çelişiyor ve ben bunu değiştirmeye de çalışmıyorum. Sadece fikirlerimi söylüyorum. Sen benim fikrime karşı çıktığın için sana cevap i̇şte, veriyorum. Aynen ama öyle evet. Ben sadece arkadaşlar için evet şampiyonluk yolunda bu iki arkadaş için çok ciddi eksi olabilecek bir durumu. Evet. Belki okudular, belki okumadılar, belki hissettiler. O yanlıştan döndüler. Ben olayı çünkü, görüyorum. Çünkü buradaki sistem şu. Hanzade az önce anlatıyor Murat abicim. Çok özür dilerim. Bir tartışma içine girdi. Kusura bakma ha, abi. Bana sen. bir yatak getirseniz de uyusam. <laughs> <ha>? Moderatörüm. <laughs> <laughs> Var mı yatak? <laughs> Çekiyi atalım arkadaşlara getirecek. Ay de gelmiş. Evet yani. ben bugün Tayin pekmezle Esnaf geldim. Allah, buyur. Son şu sözü söyleyeyim sana veriyorum. Son son son, son son son. Allah Allah Allah. Son sözümü Aynı söyleyeyim. Aynı konudan feralık geldi Tamam evet. sevgili sevgili Hanzade tamam. sevgili Hanzade işte diyor ya işte biraz arkadaşlık biraz performans evet. biraz şu biraz bu İşte bu adalet sisteminde her hafta ben 10 üzerinden 3 arkadaşlık alayım. Bu hafta 4 performans alayım. Bu hafta 2 tane haftalık performans alayım. Bir tane genel performans alayım tarzında değişken bir durum değildir. Bu ne demektir? O zaman siz işine geldiği gibi insanları teker teker o potaya koyuyorsunuz demektir. Yani senin her hafta değişkenlerin kendi içinde değişiyorsa senin gönlün nereye kaymak değişmiyor. istiyorsa senin, senin gönlün nereye kaymak istiyorsa yani ben bu hafta Murat abiye yazmak istiyorsam şöyle diyebilirim. Ben bu hafta kırmızı giyenleri yazacağım. A. Murat abi sen kırmızı gidin. O zaman Murat abi yazayım. tarzında bir söyleme doğru gidebilir. Yani minareyi çalan kılıfını hazırlar. Yani, çalan kılıfını hazırlar evet. Evet. Değişkenler değişmiyor bu arada. Değişkenler değişmiyor. İsimler değişiyor. Değişkenler de çok değişiyor. Ay, bazen değişkenlere... haftalık performansa bakılıyor, doğru. bazen genel performansa doğru. Isme bakılıyor. İsteme göre değişiyor onlar. İşte onlar isme göre kimi sokmak isterlerse o hafta potaya evet, doğru. O zaman haftalık evet. performansa evet. veya genel performansa bakıyorlar. Bahaneleri hep değişiyor. Ya evet. yakalıyorlar. Yani oradaki evet. Ay, bahane Ama bahane yanlış. O optimum değil Hazade. Bazıları için optimum, bazıları için farklı bahaneler. O optimum değil. Biz ne kimin gitmesini istiyorsak ona uygun bir kılıf Daha hazırlarız çok istiyorsak. Hepsi kılıf hazırlamıyor işte bence.